Hoş geldin. Çıkarma Allah aşkına. Geç, geç Hürsin. Bir şey diyeyim mi sana? İlk defa bu eve gelmene inanılmaz mutlu oldum. Oh, çok şükür. Ölsem de gam yemem gayrı. Ne yapıyoruz? Yukarıyı halledebileceğiz mi? Görebilecek miyim artık? Malzemeleri şimdi hallettik yenge. Hulusi, bu mallar çalıntı değil değil mi evladım? Olur mu öyle şey amirim? Tamamen yasal. Fatura bile aldım. Bakın, adam fatura alma indirim yapayım dedi ama gerek yok dedi. İyi, tamam. Mallar eve gidebilir. Keramiciğim, sen bir susar mısın biraz lütfen? Bak bize zaman kaybettiriyorsun. Hulusi, sistemi hemen kuralım bir an önce. Hemen, şimdi olmaz yenge. Kuracak usta yarın gelecek. Aa yo, ben yarını bekleyemem. Benim işim acil. Ben bir an önce bugün yukarıda ne olup bitiyor onu görmem lazım. Maalesef yengeciğim, işin erbabı usta ancak yarın gelebilecek. Biraz daha sabır, biraz daha sabır. O bilgisayarı kuracak, ben kamerayı eve yerleştireceğim. Bana güvensen ya. Bak, eğer bu işi halledemezsen bir daha gözüme gözükme. Şu evden içeri bir daha adım atamazsın söyleyeyim. Bana bak. İşin erbabı usta dediğin bu velet miydi Hulusi? Merak etme yenge. Bu sistemi İrfan Can'dan daha iyi kuracak kimse yok. Bizim komşunun oğlu bu. Mahalledeki bütün internet şifrelerini kırdı. Hepimiz bunun sayesinde bedava internet kullanıyoruz. Amerika bu çocuğun peşinde. Ne diyorsun? Aferin benim çocuğuma, aferin. Gördün mü Kerami? Bu yaşta altın bileziği geçirmiş koluna. Sen bu yaştayken beni görecektin Arife. Kamyon lastiği değiştiriyordum. Kamyonun altına kirikoyu kuruyordum, kamyon havaya kalkıyordu. Tamam, tamam. HDMI var mı sizde? Ne var bu çocuğun bizde? Nece konuşuyor bu çocuk? Kablo soruyor, kablo. Tamam, tamam. Hallettim, gerek kalmadı. Sistem hazır. Kamerayı eve yerleştirip şu düğmeye bastığınız anda görüntü gelir. Maşallah benim çocuğuma. Ağzından bal damlıyor. Kendime benzettim bu çocuğu ya Arife. Hulusi, bundan sonrası sende. Çıkıyorsun Mehmet Ali'ye. O kamerayı evin güzel bir köşesini bulup yerleştiriyorsun. Hulusi. Sizin ne işiniz var burada? Şehmuz abinin sabrı kalmadı. Giden anahtarı kendiniz alın dedi. Ya saçmalama minik, çok az kaldı. Gecenin en karanlık noktası şafağa en yakın olduğu andı. O senin için öyle Hulusi. Biz anahtarı aldıktan sonra sen de beyaz ışığa doğru gideceksin. Mekanın cennet olsun. Ya Hulusi, beni burada bekle. Bir saate kadar anahtarı getirmezsem gel kendini al. Bana bak Hulusi abi. Ya minicim, ya bir saat diyorum ya, bunca yılın altına bak. 90 dakika bile demiyorum, bir saat ya, bir saat. Hulusi? Ne oluyor evladım? Şey amirim, arkadaşlar adres sordular da. Ne dedin sen? Zincirlikuyu mezarlığı. Siz niye çıktınız amirim? Markete gidiyorum. Ha tamam. Hadi ben de yengemin işini halledeyim, bekletmeyeyim. Hadi kolay gelsin. Hadi. Doğruyu söyle, üzülmedin değil mi? Yok kızım, üzülmedim. Hakkında hayırlısı olsun. Sonuçta senin kararın, bize de senin kararlarına saygı duymak düşer. Sağ ol babacığım. Ay Yağmur, Allah aşkına git şu Oğulcan'la konuş. Şu küçücük sivilceyi abarttı. Benim laflarımı dinlemiyor bile, ne olur. Tamam anne, nerede? Banyoda. Hah, hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk. Hayırdır? Hulusi abi, hangi rüzgar attı seni buraya? Ya duydum ki evinize hırsız girmiş. Geçmiş olsun. Sağ olun. Olay yeri incelemeye geldim ben. Yok, ona polisler geldi. Gerek kalmadı, sağ olun. Aslı yenge, ben bu hırsızların ciğerini bilirim, ciğerini.
Kesin bir delil bırakmışlardır. Şimdi bir ipucu yakalarım ben. Siz bana güvenin. Yıllarca bunlarla beraber yaşadım ben Mehmet Ali. Şu Oğulcan'ın odasına gidip bir bakayım. Hulusi abi, sen Oğulcan'ın odasına girdiğini nereden biliyorsun? Empati Mehmet Ali. Yani ben olsam ben de oradan başlardım. Dedim ya, ben bunların ciğerini bilirim, ciğerini. Siz işi bana bırakın. Mehmet Ali, durdur şunu. Abicim, nereye gidiyorsun ya? Hulusi abi.